Savaş istiyorsanız savaşırız. Yemiyorsa kaçarız, sıkıntı yok. Abi nereden sıktım ben? Trike'a sıkılır mı ya? 28 28 kafadan vurayım. Yandan vurmam lazım. Oha, bu var ya bizi parçalar ya. Yok mu adam akıllı bir şey? Çekeriz kılıcı dalarız ya. Gel. Ark Survivor'ın yeni bölümünden herkese tekrardan merhabalar hanımlar beyler, hoş geldiniz. Nerede kaldık? Silahlar. Evet, silahlarla ilgili bir kaydımız vardı arkadaşlar. Şimdi silahlarla ilgili devam edeceğiz. Muhtemelen serimizde şunları falan kullanmayacağız artık. Atın abi. Şu dursun. O dursun abi. O iyiymiş. Hadi bu da dursun. Şunu da at. Şunu at. Şunu da at. Şunu da at. Bu kullanır mıyız bilmiyorum. Dursun. Neyse. Şu dürbünümüzü alalım. Şuraya koyalım. Suyumuzu alalım. Aynı şekilde buraya koyalım. Üzerimizdekileri falan bırakırız arkadaşlar. Şimdi craft sistemimizde yaptığımız silahlardan bahsetmiştik. Şimdi de şeyden bahsedeceğiz arkadaşlar. Ne o? Demircideki silahlardan bahsedeceğim. Demircide üzerindeki üretebildiğiniz tüm etkili silahlardan bahsedeceğiz. Onlarla ilgili bir bilgilendirme yapacağız. Daha sonra fabrikatör. Aynı şekilde bu kayda sığdırabilir miyim? Sığdırabilirim. Bir dakikanızı almışım. Fena değil. İdeal bir zaman. Şimdi bayağıdır ara verdik abi. Oynayamadık arkadaşlar. Bu arada Amerika serverında PvP olarak oynadığımızı biliyorsunuz. Biz bayağıdır giremedik. Tabii bir hafta falan araya bayram falan filan girince bizim TNT olarak oynayan alt klan, alt klan demeyeyim bu arkadaşlara. Yeni bizimle oynayan arkadaşlar var. Bizim klan farklı bir isimde şu an. TNT olan klana admin saldırmış. Çok enteresan bir olay. C4'leri falan patlamış. Sağda solda bir sürü kule varken ana base'e girilmiş. Muhtemelen God Mode'a girip artık C4'ü bağlamış. Çünkü yan taraftaki kulelerden falan hiçbir şekilde bir şey olmamış. Hasar falan yok. Mermiler bile daha duruyor. Base'in 3 kulenin gördüğü yerden adam bağlayıp girmiş. Enteresan bir olay. Bilmiyoruz. Gidip konuşacağız falan. Tabi onun için İngilizce lazım. İngilizce. Şimdi arkadaşlar onu halledeceğiz. O sıkıntı değil. Şimdi demirci üzerindeki silahlar ve envanterden bahsedeceğiz. Şu şekilde bütün eklentiler de dahil. Onu da söyleyeyim. Şimdi üretimini zaten hepiniz biliyorsunuz. Nasıl ürettiğimizi de biliyorsunuz. Ulan bir sürü şey varmış ya. Bayağı da var abi. Tamam mıyız? Yok. Şunu alacağız. Bu burada üretilmiyor. Ayrı konu. Bu burada üretiliyor. Şu burada üretiliyor. Artı artı artı. Başka başka. Ya bir arbelet alabilir miyim ben? Thanks. Şu var. Okey. Bir de bu var. Bundan güncellemede bahsetmiştim. Biliyorsunuz. Biliyor olmanız lazım. Yine gözden geçireceğiz arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Ne varsa Ark hakkında bildiğim her şeyden bahsedeceğim. Tabii benim bildiklerim sınırlı bir şey. Belki şeyde gölde bir damla. Ayrı bir konu. Fakat elimden geldiği kadar ben size yardımcı olmaya çalışacağım. Yeni başlayanlara daha çok. Çünkü yeni başlayanlar ben bazen PvP girdiğim zaman sahilde böyle taş bezler falan gördüğümde seviniyorum. Çünkü bu heyecan. Ben Ark'a ilk başladığımda dilolardan kaçıyordum. Raptorlardan falan filan kaçıyordum. Şimdi ben onları kovalıyorum. Ayrı bir konu. O yüzden yeni başlayan arkadaşlar gördüğümü ben seviniyorum. İyi oluyor. O şekilde de oyunda zorluk çekmemeleri açısından böyle bir kayda başladık. Kayıttan sonra seriye döndük. Ragnarok'u keşfedeceğimiz şeyler var. Yani mağaralar var. Sanırım 3-4 tane mağara bulmuştum. Onları falan ilerleyen bölümlerde hayvan temlerini falan yaptıktan sonra gidip gezeceğiz. Su altını gezeceğiz. Mağaraları gezeceğiz. Her şeye bakacağız arkadaşlar. Her şeye. Ama şimdi konumuz demirci ve silahlar. Nelerimiz var? Şunu da at. Şu var. Okey. Şu var. Okey. Ondan sonra şu var. Okey. Craft'ı silah gösterirken arkadaşlar diğer craft sistemlerinde kullandığımız bataryalardan da bahsedeceğim. Onu da hiç geçmeyeceğiz. Şu dartlarımızı bir alalım. Arbaletimizi bir alalım. Şunu da alalım. Mancınık yapmak için ayrı bir olay lazım. Onu arada tame yaparken hallederiz. Et değil lan. Eti niye alıyorsun? Şu baltayı da alalım. Bu silah demirci'de üretilmiyor. O fabrikatör de buraya gelmiş. Ne hikmettir bilmiyorum.
Es geçtiğim bir şey var mı? Sanırım şunu es geçtik ki bu silah candır. Bu silah candır arkadaşlar. Ne kaldı başka? Tamam herhalde. Umarım unutmamışızdır bir şey. Şimdi arkadaşlar demirdeki silahlar bundan ibaret. Şuradan bir hemen es geçeceğiz. Başlarda zıpkın falan var. Zıpkın zaten su altında kullandığınızı, su altında hayvan temi yaparken kullandığınızdan bahsetmiştik. 500 ne 500 ya? 258. güncellemede bu gelmişti. Bunu bahsettik zaten. Bilmeyen arkadaşlar 258. güncellemeyi alttaki linklerden bulabilirler. Ondan sonra başka silah olarak aslında bir kancı üretsem çok güzel olur. Taş okların hepsini attık ya. Tüh. Neyse. Başka neyimiz var arkadaşlar? Bu şekilde bir tane kılıcımız var. Kılıcı aldık. Kalkanımız var. Onu aldık. Zıpkı mızrağını zaten onu da bahsettik. Hadi biraz daha basalım şöyle. Onu da alırız. Bir adet burada aynı şekilde orak dediğimiz bir craft yapacağımız malzeme var. Tikenli telleri falan es geçiyorum. Arbaleti biliyorsunuz. Normal okun. Üzerimize yaptığımız okun metal hali. İkinciyi bastım sanırım. Neyse. Başka ne var arkadaşlar? Burada mızrak var. Metal mızrak, susturucu, dürbün, normal sniper'ın kullandığı basit tüfek mermisi artı onun silahı artı kazma, balta ve bir adet de basit tabanca var. Şimdi arkadaşlar. Şunları bir tamam mıyız? Aldık mı? Muhtemelen her şeyi aldık. Okey. Şu okları da alalım. Çünkü arbalette boş bir şey yok. Şunu da alalım. Almışız zaten. Tamam. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar demirdeki diğer silahlardan bahsedeceğiz. Mouse'un bazen sağ ekrana kayıyor ama inşallah bir sıkıntı çıkarmaz. Şimdi arkadaşlar kılıç. Yakın dövüş. Biliyorsunuz. Biraz önce benden bu bir şey çaldı. Ben bunu bayatmıştım. Et atsam kalkar mı? Et atsam. Kalkar herhalde. Oha. Bunu öldürür müyüz ya? Ne dersiniz? 85 de olmuş. Aa burada başka bir şey var. Şunu öldürürüz ama. Yani. Yeter. O hıyar var ya hıyar. Şu martı denilen bir şey. Biraz atladı benim üzerinden bir şey çaldı gene. Ne çaldı bilmiyorum da. Bir de bunu öldürdükten sonra da üzerinden sizin üzerinizden çaldığını tekrar alamıyorsunuz abi. Çok sinir bozucu bir şey. Bu arada bu etçil değil mi ya? Otçul mu lan bu? Yok. Balık etiyle temizleniyor. Bu arkadaşlar martı balık etiyle temizleniyor. Yine bir sıkıntı. Allah'tan erken fark ettik de. Rezil olmadık gene. Gerçi sıkıntı değil arkadaşlar. Bir üstünlüğümüz yok biliyorsunuz. Biz daha iyi, siz daha iyisiniz. Biz iyiyiz, biz pro'yuz, siz amatör, siz noob falan filan. Herkes noob olsa ne yazar, herkes amatör olsa ne yazar. Olay tamamen eğlenmek değil mi arkadaşlar? Oyun niye oynuyoruz? Amacımız belli. O yüzden çok fazla proymuş, noobmuş falanmış. Onlara pek takılmayın. Kendi oyun içerisinde de pek takılmayın. Çünkü zira oyundan keyif almazsanız arkadaşlar. Keyif alacağınız ne varsa onu yapacaksınız. Noobluk mu abi? Noobluktan keyif alıyorsan onu yapacaksın ya. Yapacak bir şey yok. Gidip şunu kaldırayım. Niye biz bunu yatırdık ben onu anlamadım ya. Ben bunu buraya yatırmıştım unuttum. Al. Ver onu bana. Kalk. Bu hayvan teyimlerinden falan bahsedeceğiz arkadaşlar. Oha 8 dakikanızı mı aldım ben şimdi? Ciddi mi? Gel lan buraya. Gel buraya ya. Konu sen değildin ya. 8 dakikaya aldık. Şimdi arkadaşlar. Kılıcı biliyorsunuz. Aynı şekilde kazmayı da biliyorsunuz. Bu da taş olarak ürettiğimiz kazmanın metali demirci de üretebiliyorsunuz. Sağlamlık daha fazla. Aynı şekilde bunun baltası da mevcut. Size göstermek istediğim orak dediğimiz şu materyal arkadaşlar. Normal şeylerde topladığınız yerlerden sadece lif toplayabiliyorsunuz. Sadece lif. Hiç meyve falan toplamıyor. Bu çok seri bir şekilde lif topluyor. Görüyorsunuz sağda. Sol altta. Bu lif toplamak için. Evet. Bu lif toplamak için kullandığımız malzemelerden bir tanesi. Şu kullandıklarımızı atalım. Bir adet mızrağımız var arkadaşlar. Şunu da atalım. Şunu da atalım. Şimdi abi bir adet de mızrağımız var arkadaşlar. Bu biraz önce veya bir önceki kayıtta bizim şey attığımız yerin ne o kendi craft sistemimizi üretip attığımız mızrağın metal olanı bunu tek fark bunu atamıyorsunuz arkadaşlar. Bunu böyle kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde bu da demirci ürettiğimiz
Yakın dövüş silahlarından bir tanesi. Bunu da çıkaralım. Şimdi geriye arbalet arkadaşlar normal kanca olarak kullanabiliyorsunuz. Bayıltıcı ok atabiliyorsunuz. Normal ok atabiliyorsunuz. Yanıcı ok atabiliyorsunuz. Arbalette. Brontoya atmayacağım ama. Kaç devilsin? 55. Okey, bana uyar. Kafaya vurma abi. Kafaya vurursan daha hızlı saracak. Bunlar zırh olduğu için arkadaşlar. Bak bayılacak. Kaçıyorsa bayılacak. Bayıldı. Bu da arkadaşlar aynı şekilde normal kullandığımız yayın biraz daha gelişmişi. Bunu da demirci üretip narkotik veya normal ok olarak da kullanabiliyorsunuz. Artı bir de taş ok atabiliyor. Yanıcı ok zaten biliyorsunuz. Bu da bayılacak. Niye biz hayvan bayıltıyoruz? O da bayıldı. Gel sen de kısmetin al vardı. Tam olsun gel. 60 de bulmuşsun zaten. Gel. Kalp olayı falan var üstünde, fark ettiniz değil mi arkadaşlar? Bunları hayvan evcilleştirme ve çiftleşmede artı yavru alımında bahsedeceğiz. Ama şimdi onlarla bahsetmiyoruz. Üçüncü basit silah. En çok ofikalle kullanılan. Ofikalle çok deli kullanıyor bu arkadaşlar. Tek atarım. Hiç acımam. Dodo'ya da tek atarım. Ona da tek atarım. Böyle bir silah arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde demir üretebiliyorsunuz. Mermisi basit mermi. Şu şekilde bir mermisi var. Gördüğünüz. Bu basit mermiyle arkadaşlar bu silahta kullanıyorsunuz. Shotgun'da pompalı kullanırken de bu basit mermiyle pompalının mermisini yapıyorsunuz. Shotgun'ın. Onu da aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi bu shotgun, iki türlü shotgun var arkadaşlar. Demirci üretirdiğimiz bu iki tane mermi alan haznesi olan var. Bir de fabrikatörde daha büyük kapasitede mermi alan bir shotgun'ımız var. Bunun ekstrası arkadaşlar sağ klikte, öyle hatırlıyorum. Yok, bunda değilmiş. O başka oyun o zaman. sağ klikte çift atıyordu ama bu oyun değil. Tamam, sıkıntı yok arkadaşlar. Bir de shotgun'ımız var. Bu şekilde demirci ürettiğimiz. Başka nelerimiz kaldı arkadaşlar? Ona da gösterelim hemen. Evet, vazgeçilmezlerden bir tanesi uzun namlulu dediğimiz silah var. Bu uzun namlulu silah arkadaşlar dürbün takabiliyorsunuz. Dürbün diğer basit tabancayla takılıyor. Susturucu takabiliyorsunuz. Çok sorry. Susturucu takabiliyorsunuz. Fakat susturucu taktığınız zaman dürbün eklentisini çıkarıyor. Bakın ucundaki susturucuyu fark etmişsinizdir. Şimdi küf edecek sadece. Ama mermi giderken ulan uçtu be, şansa bak. Mermi ses yok arkadaşlar. Susturucuda ses yok. Bu tamamen saklanırken falan filan o zaman kullanmanız için. Oha, 2352 vurdum lan kafadan. Oha oğlum, bu kaçlık silah? Yüzlük. Çok bir sıkarım. Şimdi bu şekilde de bir uzun namlulu vazgeçilmez bir silah. Fazla seri değil fakat çok etkili abi. Aha, ta oradakini vurdum. Geliyor. Bir değil hem de birden. Oha, 3 tane geliyor. Hemen savaş istiyorsanız savaşırız. Yemiyorsa kaçarız, sıkıntı yok. Abi nereden sıktım ben? Trike'a sıkılır mı ya? 28 28 kafadan vuruyorum. Yandan vurmam lazım. Oha, bu var ya bizi parçalar ya. Yok mu adam akıllı bir şey? Çekeriz kılıcı, dalarız ya. Gel. Kim kime dalıyorsa. Vur, vur onu, parçalan. Lan Trike hallettik o. Gel sen de gel. Sen de kısmetini al. Al kısmetini. Al abi. Al. De, tamam. Bu ne ya? Triceratops. Keratops. Trops. Şey, öyle bir şey. Öyle bir şey. Şimdi arkadaşlar onu da anladık mı? Anladık. Şimdi bu tek kırba deli bir silahta dürbün taktığınız zaman normal sniper mermisi kullanıyor. Buna dart atabiliyorsunuz. Dart attığınız zaman arkadaşlar susturucu çıkaracak. Şimdi susturucu çıktı. Mermiyi değiştirdik. Bu da arkadaşlar bayıltma yöntemlerinden bir tanesi. Normal narkotik ok attığınız gibi bunda da aynı şekilde şöyle bayıltabiliyorsunuz. Bayıltmak için bunu kullanıyorsunuz. Genelde başka bir alternatifiniz yok zaten. Sadece bu silahı kullanabiliyorsunuz. Bunu hepiniz biliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Bu şekilde de bir uzun namlulu demircide üretilen silahlardan bir tanesi. Onun haricinde de arkadaşlar bir adet de şeyimiz var. Şu zıpkın dediğimiz silah var. Bu zıpkında arkadaşlar su altında tame yapabilmek için son gelen 258. güncellemede geldi. 258. güncellemeden bu yana artık kullanabiliyoruz. Su altında. Su üstünde sıkıyor mu ya?
Sığıştığında ne sıkıyor abi? Sık sık sıkıntı yok. Yani mantık olarak orada sıkan burada da sıkar. Gidiyor. Onlar öyle teyimlenmiyor zaten, biliyorsunuzdur onu arkadaşlar. Var mı bir şey? Yok bir şey. Şansa bak. Evet, zıpkın olayı da bu arkadaşlar. Aynı şekilde suyun altında da kullanabiliyorsunuz. Bunu bu şekilde bayatı zıpkını kullandıktan sonra aldığınızda normal zıpkın olarak alıyorsunuz. Nasıl bayatıcı ok attıktan sonra arkadaşlar veya şey okunu tekrardan aldığınız zaman bayıldı bakın. Tekrardan aldığınız zaman sağ sol altta şu an bir tane zıpkın mızrağı eklendi, gördünüz. Evet, şimdi bir tane daha eklendi. Sıktığınız normal bayatıcı zıpkını gittiğiniz zaman tekrardan normal zıpkın olarak alabiliyorsunuz. Böyle de bir güzellik var. Olay bu. Başka da arkadaşlar, demirci üzerinden herhangi bir malzememiz kalmadı. Hepsi bu. Bir şu var. Şu cengaveri bir yere koyayım. 10 tane varmış. Durun abi, onu bir yere koyalım abi. Millet. Şuradan. Şuradan. Şöyle alalım. Alalım. Ne yapacağım ben şimdi? Bir tane zemin yapalım. Çünkü zemine konuyor arkadaşlar o. Taş var mı? Taş alalım. Taş. Boş ver onu. Taş alalım. Bir tane şurada bir silah var, demirci de aynı şekilde kullandığımız, biz de kullanıyoruz. Çok sık olmasa da sürekli kullandığımız silahlardan bir tanesi. Şimdi onu da göstereceğim. Gel abi, koy şuraya. Koydum. Şimdi demirci silahları açar mısın şey mantar arkadaşım? Şunu koyalım abi şuraya. Koydum. Şimdi arkadaşlar, bu da top. Öyle böyle ya, bildiğiniz top arkadaşlar. Bunu buraya atıyorsunuz. Yönlendirme şekli var. Lan sen bir git. Git lan. Yürü git. Tamam git. Takip etme beni. Git oraya. Şimdi arkadaşlar, bunu sağ böyle yukarı nişan al. Nişan al, aşağı al. Sağ nişan al. Sola nişan al. Envantere gir gibi şeyler var. Bir de böyle ateşliyor. Oo, 1800 vurdum. Yukarı nişan al. Bir daha. 1800 vuruyorum. Bir daha yukarı al. Kafaya. 1800 abi. Bir daha yukarı. Çok mu aldık? Evet, biraz aşağı. Sık abi. Ölecek hayvan, ölecek. Bir daha ateş. Öldü. Bir de bu şekilde devirici bir silah var arkadaşlar. Top bildiğiniz vermiş. Aynı şekilde top vermiş olarak geçiyor. Onu da üretip kullanabiliyorsunuz. Bir tane de mancınık falan var arkadaşlar, ama onu ileride tame falan yaparken kullanacağız. Kullandığımız zaman dile getiririz. Bayağı envantere gir diyor. Bunda şey var, omurga var biliyorsunuz. Bu arada da Bronto da abi o 135 de olmuş ya. Bayağı da iyiymiş yani abi ya. 135 de bir Bronto demek iyi bir şey yani. Şu hıyarları ben vuramıyorum ya. Kaç FPS? 40 FPS. Ondan mı acaba? Bunlar da varmış. Neyse arkadaşlar, demirci olayı bu millet. Demirci üretebildiğiniz silahlar bunlardan ibaret. Birkaç ufak tefek şey kalmışsa olabilir. Onlar da pek kullanılmayan şeyler. Mesela yani kullanılmadan ziyade ileride kullanacağımız düşündüğümüz silahlardan bazılar var. Onları o yüzden şimdi göstermedik. Bir de bu kalkan olayı var. Bakın arkadaşlar, tükürecek. Tükürdü. Yeşil olmadı. Taret menziline girdiğimiz zaman da taretten savunurken de bu şekilde yapabiliyorsunuz. Size verilen herhangi bir hasarı salmak için, salmak mı diyeyim artık dediğim, hasarı etkisiz hale getirmek için bu şekilde bir arkadaşlar kalkanı sağ mouse ile şöyle kullanabiliyorsunuz. Onunla aynı şekilde demir üretiyorsunuz. O da o kadar, 18 dakika. Ben konuştuğum zaman pek duramıyorum millet. Öyle gidiyor, konu konuyu açıyor, konu konuyu açıyor derken bir ona bakıyoruz, bir ona bakıyoruz falan filan. Arada bayağı kaynıyor abi ya. 10 dakikalık kayıt yapalım dedik. İlk kaydımız 10 dakika falan, 25 dakika olmuş ya. Bayağı olmuş, çok olmuş. Aşırı olmuş. İyi olmuş ama. O kasıyor, 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 kasıyor. Kasıyor. Kasıyor, çok kasıyor. Bak çok kasıyor. Çok kasıyor. Kum taneciklerin üzerinden atlıyoruz. Neyse arkadaşlar. Demirci olayı bu millet. Demirci de bu şekilde üretim yapabiliyorsunuz. Fabrikatörü anlatacaktım.
Fabrikatöre yetiştiremedik arkadaşlar. 20 dakika oluyor ya. Detaylı anlatmak istiyorum. Aslında gönül ister ki canlı. Neden canlı yayın yapmıyoruz abi? Canlı yayından neden bahsetmiyoruz bunlardan? Değil mi? İkinci monitörümüz falan var. Twitch kanalımızı açtık. Biliyorsunuz Twitch kanalı falan da aktif arkadaşlar. Twitch kanalı da aynı şekilde takip alabilirsiniz. Abone sanırım orada paralı. Orada takip alabilirsiniz arkadaşlar. Play TV'den falan böyle gelişi güzel komik anlar falan olursa Play TV'den paylaşıyoruz. Onun haricinde arkadaşlar Facebook grubumuzu muhakkak takip edin. Muhakkak. Şunu da bayıltırız sonra. Muhakkak takip edin arkadaşlar. Steam grubumuz aynı şekilde. Ya Facebook ya Steam grubundan birini takip edin arkadaşlar. Sürekli gün içerisinde 3 günde bir, 5 günde bir veya yaz sezonu, kış sezonu fark etmez. Herhangi bir oyuna indirim geldiği zaman, ücretli bir oyun ücretsiz olduğu zaman biz direkt Steam grubu veya Facebook grubundan bunu paylaşıyoruz arkadaşlar. Linke tıklayıp direkt oyun ücretsiz olarak alabiliyorsunuz. Birkaç arkadaş da var bu şekilde benimle beraber ilgileniyorlar. Çok teşekkür ediyoruz onlara, ayrı bir konu. Ciddi anlamda ilgileniyor arkadaşlar. Hemen bir oyun buldukları zaman direkt yapıştırıyorlar. İndirebiliyorsunuz ücretsiz olarak. 6 saatlik ücretsiz oluyor mesela. Bir günlük ücretsiz oluyor. 2 günlük ücretsiz oluyor. Mesela geçenlerde Payday arkadaşlar ücretsiz olmuştu. Hepimiz indirdik. Şu an 70 TL falan. Artı şu an birkaç oyunda da Arma, Dead by Daylight, artı Killing Floor 2 gibi oyunlarda da yine aynı şekilde bir indirim var. Onlar falan yakaladığımız zaman hepsini paylaşıyoruz. Siz de bu şekilde yararlanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Kapı kapatma huyum var ya. Yani dediğim gibi arkadaşlar ya Steam ya da Facebook grubunu muhakkak takip edin, sizin yararınız olur. Yine de siz bilirsiniz ama sizin yararınız olur arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki de fabrikatöre geçiyoruz. Fabrikatörden sonra artık hayvan temine başlayacağız arkadaşlar. Sanırım pek bir şey kalmadı. Bir de bu evi değiştirmek lazım. Madem seri yapacağız, ben böyle bir evde oynamam. Elektrik tesisatından bahsedeceğiz. Craft sistemimizdeki diğer yüksek level diyeyim yani nedir mesela? Harç ve hayvan elinde ürettiğimiz barutu vesaire bir üst kademede ürettiğimiz şekilde öyle bir base yapacağız. Onlardan bahsedeceğiz. Daha sonra tame'lere falan başlayacağız arkadaşlar. Serimiz tam gaz devam edecek. Umarım faydalı oluyordur. Şu sıralar yani şu birkaç kayıttır ben keyifli olmasından ziyade arkadaşlar yeni başlayan arkadaşlara bizzat sırf yeni başlayan arkadaşlara tamamen craft sistemini anlatmak adına oynadığım için umarım pek de keyif almışsınızdır diye düşünüyorum. Bir sonrakinde tekrardan görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Yine 20 dakikaya geçmişiz. Sağlık olsun. Diğer kayıtlarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.